السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Fransa'nın Malhaus kentindeki yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Damla ve 6 yaşındaki Emirhan Aksu kardeşlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a geldi. Tarifeli uçakla Gaziantep'e getirilen Aksu kardeşlerin naaşları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla kente taşındı. Vefat eden çocukların dedesi Alaaddin Akça da olayı önce televizyondan duyduğunu söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti. Olayı biz önce televizyondan duydum. Sonra tabii başka yerlerden telefonlarla haber öğrendik. Televizyondan duyduğumda bilemedim tabii kim olduğunu, Türk olduğunu öğrendim de. Sonra bizimkiler olduğunu öğrendim. Olayın kundaklama olduğunu öğrendik daha sonra. Bu kadar işte, acımız büyük. Kurban Bayramı'ndan önce buradalardı. Kurban Bayramı'ndan daha önce buradalardı. Bir de tatildelerdi, izindelerdi, yanımda bir ay kaldılar. Yolcu eyledik, gittiler. İşte sonuç maalesef işte acı. Yani durum bu. Büyük baba Salman Aksu ise şu açıklamalarda bulundu. Fransa'da dün geldim. Aslında söyleyecek bir şey yok, aşağı yukarı yok. Herkes biliyor Türklerin Avrupa'da istenmediğini. Bu gibi olaylar maalesef yaşıyoruz. Rabbim memleketimize güç kuvvet versin ki biz bir an önce kimsemiz orada kalmasın. Tek bir yorum, 45 senedir oradayım. Oralı olamadım. Onun için başka söyleyecek bir şeyim yok. Durum bundan ibarettir. Evet, cenazeler geldi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'nde şu anda. Yarın öğlen cenazelerimizi Kırım Mahallesi'nde defnedeceğiz. Rabbim herkese razı olsun. %100 bir kasittir. Bir kundaklama. Ben de orada yoktum. Buradaydım ben. Türkiye'deydim. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Evet. Söyleyemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Halan İlgün Aksu, Fransa'da yaşanan yangın olayını Aksu Haber'e anlattı. Olay pazar günü akşam 11.30-12 gibi sularında gerçekleşiyor Fransa, Mulhouse'da. Yani söyleyişlere göre birinin aşağı bodrum katında yangını gerçekleştirmesiyle oluyor. Tabii bu da şüpheli durumlar çok. Yangın büyüyor. Merdivenden kimisi çıkmak istiyor, kimisi balkonda gizlenmek istiyor. Kardeşim de İki çocukla birlikte merdivenlerden çıkmayı deneyenlerden biri. Dolayısıyla da sonuç ortada. Evet, evet buradalar. Yarın öğle namazı, öğle namazında kalkacak inşallah. Kundaklama deniliyor. Herkes gibi bizler de kundaklama diye düşünüyoruz. Bu ilk defa gerçekleşen bir şey değil. Fransa gibi yerde, Almanya gibi yerde. Kundaklama... Ben de orada yaşayan biri olarak, orada yaşamış biri olarak buna %100 eminim ama hiçbir şey kanıtlayamıyoruz. Her zamanki gibi üstü kapanacaktır. Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna konulan cenazeler yarın öğle vakti düzenlenen törenin ardından Merkez Zulkadiroğlu ilçesindeki Ferhoş Kırım Mezarlığı'nda yan yana toprağa verilecek. Fransa'nın Türk nüfusunun yoğun yaşadığı İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Borsviller mahallesinde 2 Ekim'de çıkan yangında 3 Türk vatandaşı 5 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü ağır, 8 kişi yaralanmıştı.